Selamlar herkese. Büyüteç'e hoş geldiniz. Büyüteç'in bu bölümünde Reuters'ta yayınlanan Türkiye'nin para politikası ile ilgili, aslında Merkez Bankası'ndaki görev değişiklikleriyle ilgili bir makaleyi inceleyeceğiz. Makalenin başlığı Turkey's Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık aralıklarla Merkez Bankası'nda başkan ve para politikası kurulu üyelerini değiştirmesi nedeniyle zaten aralıklarla uluslararası medyada yer alıyoruz. Yine bildiğiniz üzere dün resmi gazetede yayınlanan bir kararnameyle Merkez Bankası'nda iki başkan yardımcısı, bir de para politikası kurulu üyesi değişti. Reuters da hem bu haberi yansıtmış makaleye hem de buraya kadar gelinen süreci anlatmış. Hem bundan bahsedelim hem de bununla ilgili yorumları biraz paylaşalım ki zaten bilgi kısmını çoğu kişi vakıf. Şimdi bilindiği üzere Kasım 2020'de Murat Uysal görevden alınıp yerine Naci Ağbal göreve getirilmişti. 4 ay Naci Ağbal görevde kaldıktan sonra yerine şimdiki başkan Şahap Kavcıoğlu getirilmişti. Şahap Kavcıoğlu'nun faizlerde, o zaman politika faizimiz %19'du. Faizlerde hızlı bir indirim yapması bekleniyordu ki Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından faizleri indirmediği için gönderildiği varsayım altında. Fakat böyle olmadı. Uzun aylar beklendi. Enflasyon da bu arada düşmedi. Merkez Bankası faizi enflasyonun üzerinde tutacağım taahhüdünde bulunmuştu ama bakıldı ki enflasyon düşmüyor. Anlaşıldığı kadarıyla Şahap Kavcıoğlu da enflasyonun düşeceği yok, benim de faizleri düşünmem lazım diye düşündü sanıyorum. Çünkü biliyorsunuz iki başkan da kendisinden önceki bu sebeplerle, muhtemelen bu sebeplerle görevden alındığı için, iş güvenliği kaygısı daha ağır bastığı için çekirdek enflasyon konusunu gündeme getirip çekirdek enflasyon 16'larda 17'lerde biz de faizi düşürebiliriz dedi. Zımnen bunu söyledi ve son toplantıda da %19'dan %18'e politika faizini düşürdü. Şimdi bu hem bu politika faizini makaleye göre politika faizindeki düşüş hem de daha evvel 128 milyar doların satılması konusu bu Murat Uysal döneminde ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Berat Albayrak'ın olduğu dönemde gerçekleştirilen konu. Görevden alınan üyelerden hem Uğur Namık Küçük'ün hem de Abdullah Yavaş'ın bu faiz indirimine ve rezervlerin eritilmesine karşı oldukları yazıyor. Bunun için zaten Merkez Bankası Başkanı'yla aralarında bir problem olduğu yazılıyor. Tabii ki biz hem başkanların görevden alınmaları meselesinde hem diğer üyelerin görevden alınması meselesinde herhangi bir gerekçe görmediğimiz, okumadığımız için Sayın Cumhurbaşkanı bu tarz tasarruflarda herhangi bir açıklama yapma gereği duymadığı için tamamen bunun sebepleriyle ilgili spekülasyon yapmak durumunda kalıyoruz. Şimdi Reuters'ın haberinde kaynaklara dayandırılıyor. Bu enteresan. Hem Financial Times'ta hem de Reuters'ta iki haftadır, daha önce de benzer şeyler vardı, Merkez Bankası çevresindeki kaynaklara dayandırılarak haberler yapılıyor ama bunun kim olduğu bilinmiyor tabii ki. Ve daha geçen hafta yine aynı medya kuruluşlarında Şahap Kavcıoğlu'yla Cumhurbaşkanı Erdoğan arasının limoni olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şahap Kavcıoğlu'dan memnun olmadığından dolayı onu değiştirip yerine daha yeni görevden aldığı Semih Tümen'i başkan olarak getireceği yazılıydı. Ama belli ki bu astarı olmayan bir haber. Bunu da hemen zaten aynı gün Fahrettin Altun yalanladı. Zaten bundan çok kısa bir süre sonra da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Şahap Kavcıoğlu bir araya gelerek medyaya fotoğraf verdiler. Bunun hemen bir gün sonrasında ya da akşamında da bahsettiğim değişiklikler yapılmış oldu. Böylece kurulun içinde, para politikası kurulunun içinde faiz indirimine karşı duran ve faiz indirimlerinin kuru arttırması ve bunun sonucunda da enflasyonu yukarı doğru çekeceğini düşünen kişiler vardı. Bunu anlıyoruz ama artık bunlar da kurulda yok. Yerlerine de bunun zıttı görüşte kişilerin geldiğini görüyoruz daha önceki yazılarından. Onun için geleceğe ilişkin bir projeksiyon yaptığımızda daha öncesinde belki de 2000'li yılların başından beri bunu söyleyebiliriz. Ufak tefek kalmıştı son dönemde zaten. Sayın Erdoğan'ın efendim faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur düşüncesinin karşısında kimse kalmadı. Onun için şu anda Merkez Bankası'nın faizleri alabildiğine indirmesinin de önünde bir engel yok gibi gözüküyor. Önümüzdeki
toplantı, PPK toplantısı 21 Ekim'de. Yine bu toplantıda bu değişikliklerin bir tezahürü olacak mı? Faiz indirilecek mi yoksa sabit mi bırakılacak konusu yine çok fazla konuşulacaktır. Ama anlaşıldığı kadarıyla Türkiye tamamen Merkez Bankası faizi anlamında söylüyorum en azından. Düşük faiz, yüksek kur politikasına angaje olmuş durumda. Tabii ki burada unutulmaması gereken bir şey var. Merkez Bankası faizleri düşse de piyasa faizleri yukarı gidiyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi yaptığından beri hem tahvil faizlerinin hem de kredi faizlerinin 1-2 puan yukarı gittiğini görüyoruz. Sadece mevduat faizlerinde bir gevşeme var. Dolayısıyla bu da özellikle TL'ye güvenen, parasını Türk lirasında tutan yerli yatırımcının çok ciddi aleyhine çalışan bir konu. Çünkü TL'ye değil de diğer tarafta döviz alanlar bu arada yaklaşık 6 ayda Türk lirasından kazanacakları parayı zaten kazandılar. Yılın başından bu yana TL'de dolara karşı %19. Yani 9 ayda, 10 ayda, bir yılda aldığın faizi dolarda rahatlıkla alabilmiş, getiriyi sağlayabilmiş. Dolayısıyla şunu söyleyerek kapatabiliriz belki. Bir ülkede vatandaşların kendi paralarının arkasında herhangi bir otoritenin durmadığını bu şekilde gördükleri takdirde dolarize olmaları kaçınılmaz ki zaten bunu da çok net bir şekilde yaşıyoruz. Evet, Büyüteç'in bu bölümünde Reuters'ın makalesi üzerinden aslında biraz da son dönemde hem Türkiye'deki Merkez Bankası'ndaki görev değişiklikleri hem de para politikasındaki paradigma değişikliğini konuşmaya çalıştık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.